Muhalefetin karşı çıkmasının tek sebebi gelecekte iktidar olabilme, kendi tabanlarından bir cumhurbaşkanı çıkarabilme konusunda bir sıkıntıları var. Çünkü Türkiye'yi kucaklama noktasında az önce de arz etmeye çalıştım. Milletimiz bütün kültürel değerlerine, yaşam kültürlerine, inançlarına, örf ve adetlerine uygun bir şekilde Türkiye'mizin bağımsızlığı ve tekliğini tesis edecek ve sonsuza dek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şanlı bayrağının zirvelerde dalgalandığı bir Türkiye için milletimizi gerçek manada kucaklayacak bir yapı ortaya koyamayacakları, %50 artı bir oy alamayacakları endişesiyle bundan böyle kendilerine bir iktidar açılamayacağı düşüncesiyle bir sıkıntıya giriyor. Siyasi kanat bundan dolayı karşı çıkıyor. Ama bunun dışında diğer devletlere baktığımızda Türkiye'mizin, milletimizin duası ve desteğiyle tek başına güçlü bir şekilde iktidar olan ve gücünü milletten alan bir cumhurbaşkanımız da Türkiye'miz ülke içerisinde kardeşliği, beraberliği ve sosyal yaşamla ilgili ve insan hakları ile ilgili bir takım eksikliklerin giderilmesi konusunda çok önemli reformların altına imza attı. Ve şu anda geçmişte söylenmesi bile yasak olan birçok konu artık yasaklar kalktı. İnsanımız istediği tüm güzelliklere ulaşabiliyor. Gerek inanç noktasında, gerek lisan konusunda, yaşam konusunda hiçbir kısıtlama yapılmıyor. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizdeki 80 milyon vatandaşımızın hepsi bir ve bütün ve hepsi birinci sınıf vatandaş. Dolayısıyla devletin her kademesinde olsun, bürokrasinin her kademesinde, yönetimin her kademesinde görev alabildiği gibi aynı zamanda bütün duygu ve düşünceler hayat buluyor. Bir yandan sosyal yaşamdaki bu güzellikler, bir yandan Türkiye'mizin işte zaman problemi olduğu için kısaca özetledim. Bir bütün olarak çok önemli mesafeler kat etti. Geçmişte Türkiye'miz 70 sente muhtaç olan, muhtaç olunca borç almak zorunda kalan, borç alınca emir almak zorunda kalan zayıf yönetimlerle, iktidarlarla, hükümetlerle yönetildi. Bu eski özlemi duyan ve bu borcu veren gerek bankalar gerekse devletler Türk milletinin faydasına değil Türk milletinin zararına kendi ülkeleri adına kendi milletleri adına bir takım imtiyazlar koparmanın peşinde olan düşüncelere sahipler. O açıdan bağımsızlığını gerçek manada her yönüyle elde eden bir Türkiye'yi istemiyorlar. Geçmişte olduğu gibi diz çöken, emir alan, zayıf yöneticilerle yönetilen bir Türkiye özlemi var. Şu anda gücünü milletten alan kuvvetli bir cumhurbaşkanımız, güçlü bir cumhurbaşkanımız ve güçlü bir yönetimimiz var. Ve bu manada hükümetimizin ve cumhurbaşkanımızın birlikte çok önemli mesafeler kat etmesi onları endişelendiriyor. Çünkü Türkiye'miz geleceğe doğru büyük yatırımlar yapıyor. Özellikle eğitim konusu bugüne kadar gelen hükümetlere baktığımızda eğitim genelde en arkalarda bütçeden pay alan ve bir sınıfta 50 tane neredeyse öğrencimizin bazı yerlerde 75 tane öğrencimizin olduğu yokluklar içerisinde bir eğitim yapılırken bugün en son teknolojik imkanların internet ortamlarının konusunda bilgili uzman memleketperver öğretmenlerimiz tarafından dersin verildiği ve bir sınıfta 24-25 tane öğrencinin olduğu hem fiziksel şartların hem de eğitim teknikleriyle ilgili son teknolojinin kullanıldığı, aynı zamanda milli kültür ve inanç değerlerine bağlı bir neslin geldiği bir Türkiye'deyiz.